Domalan mantarı nasıl bulunur? Faydaları nelerdir? Nasıl pişirilir? Gizli mucize, birçok kişinin adını bile daha önce duymadığı domalan mantarı, Tuberaceae familyasının üyelerinden biri. Toprak altında 5 ila 20 metre derinliğinde yetişen mantar, yenilebilir, kokulu bir mantar çeşididir. Salgıladığı sülfür ile hoş bir aromaya sahiptir ve aromatik kokusuyla yemeklere kırmızı etten bile daha lezzetli ve iştah açıcı bir tat katar. Küremsi biçimi ile patatese benzer ve taze iken beyazımtırak rengi, kuruyunca sarı ile kahverengi arasında bir renk alır. İç kısmı ise beyaz ve hafif gözenekli bir yapıdadır. Domalan mantarının yetişme şekli, trüf mantarına benzediği için, trüf mantarı mıdır diye düşünülür, birçok farklı türü bulunan trüf mantarının çeşitlerinden, yalnızca biridir. Faydaları nelerdir? Düşük oranda doymamış yağ asidi içerdiği için, yüksek kolesterole iyi gelen besinlerden biridir. Ayrıca bol miktarda protein içerdiği için, kolesterolü sağlıklı bir seviyede tutmayı sağlar. Frenk maydanozu ve akdiken yaprağı ile şerbet veya lapa yapılarak tüketilen besin, kırmızı et kadar besleyicidir ve geleneksel olarak göz hastalıklarında kullanılır. Omuriliği güçlendiren önemli besinlerden biridir. Özellikle şahtere otu ile birlikte hazırlandığında, etkileri daha yoğun hissedilir. Bilinen en yaygın ve en eski faydası, afrodizyak etkiye sahip olmasıdır. Önemli bir lif kaynağı olarak, tokluk hissi veren besin, lezzeti ile diyet ve vejetaryen menülerinde de yer almaya başlar. Nerede yetişir? Bulunma ve toplanma şartları ile birlikte, mantar sevenler, yetiştiriciliği nasıl yapılır diye de merak edebilir. Öncelikle, kültür mantarı gibi yetiştiriciliğinin yapılmadığını söyleyelim. Yapay ortamlarda yetiştirilemeyen, yetiştirilmek istendiğinde ise, doğal yetişme şartlarının sağlanması, oldukça çok zordur, doğada kendiliğinde yetişen bir tür. Her türlü toprakta yetişmesine rağmen, daha ziyade kumlu toprakları seven mantar, yüksek yamaçlarda dağınık bir şekilde yetişir. Hangi ayda toplanır? İğne yapraklı ormanlarda, çam ve meşe ağaçlarının çevresinde daha sık görülür ve Nisan yağmurlarından sonra olgunlaşmaya başlayarak, Ekim ayına kadar toplanır. Ülkemizde, hangi illerde bulunur? Doğal ortamı dışında kültür tarımı yapılamayan mantar, yöre olarak Konya, Aksaray, Karaman, Malatya, Urfa ve Antep çevresinde görülür. Nasıl bulunur? Faydaları ile, birçok kişinin ilgisini çeken mantarı toplamak veya almak isteyenler, nerede bulunur ya da domalan mantarı nerede satılır diye merak edebilir. Oldukça nadir görülen bir mantar olan, genellikle ince bir toprak tabakası altında bulunabilmesine rağmen, toprağa gömülü olarak da yetişebilir. Bu toprak tabakası altında olgunlaştığında, toprak yüzeyini çatlatarak yerini belli eder ve yüzeye oldukça yakın olduğu için, elle kazılarak bile çıkarılabilir. Fakat toprağın daha derininde bulunduğunda, yerini tespit etmek hiç de kolay değildir ve kırsal arazide dağınık şekilde büyüdüğü için, bulunması oldukça zordur. Bulunduğu zaman, bir sopa yardımı ile toprağı eşeleyerek çıkarılan mantar, bazı yörelerde kumu otu veya sarı çiçekler açan domalan mantarı çiçeği denilen, bitki ile birlikte yetişir. Bu şekilde bitkinin izini sürerek bulunması, çok daha kolay olur ve otla birlikte sökülerek çıkarılır. Mantar bulmakta usta olan kişiler ise, yalnızca değneğin ucuyla toprağa vurarak, bu mantarı bulabilir. Çıkarıldığında kenarlarında küçük kök kısımları, yani tohumu bulunur ve kök kısımları gelecek yıl tekrar mantar vermesi için, toprak altına yeniden gömülür. Kırsal arazide toplanarak temin edilen mantar, köy pazarlarında ve şehirlerde kurulan, semt pazarlarında satılır. Ayrıca büyük marketlerin reyonlarında da rastlandığında, hemen alınması gereken mantarı, internet üzerinden sipariş ile de getirtebilirsiniz. Nasıl pişirilir? Mantarın girdiği her tarifte boy gösterdiği için, haşlamadan ızgaraya kadar, birçok pişirme yöntemiyle sofralara gelir. Özellikle etli bir mantar türü olduğu için, ızgarada pişirilmeye veya kızartmaya oldukça elverişli olan mantarın, pişirilmeden önce hazırlanması ise, diğer mantar türlerinden biraz farklıdır. Domalan, kabuklu bir mantar olduğu için, diğer mantar türlerinin aksine, suyla yıkarak temizlenmesinde hiçbir sakınca yoktur. Bol suyla yıkayıp, topraklı kısımlarını temizledikten sonra, ister kabuklarını soyarak, ister doğrudan dilimleyerek pişirmeye hazır hale getirilir. Kabukları ise ince olduğu için soymaktan ziyade, kazıyarak temizlemek daha doğrudur. Temizlendikten sonra haşlanarak kullanılacaksa, yarım saat haşlanması yeterli olmaktadır. Yemeklerde nasıl kullanılır? Masaların vitamin deposu olan domalan, ya da yöresel adıyla keme, birçok yemeğin ana malzemesi olabilmektedir. Oldukça geniş bir tarif yelpazesine sahip olan besin, toplandığı yörelerde etli yemeklere katılırken lüks restoranlarda, ördek yemeği eşliğinde servis edilir. Özellikle kıyma ile birlikte, sulu yemeği yapılan mantarın, patates gibi salçalı yemeği de yapılır. Bu lezzetli yemek, sulu kıvamı ile ekmek banılarak afiyetle tüketilir. Çiğ haliyle kokmayan piştiğinde ise, yaydığı aromayla etten bile, daha iştah açıcı tarifleri ana malzeme olan mantar türü, sebzeler eşliğinde vejetaryen menülerinin, besleyici mantarı olur. Salatalara katılarak tüketilir ya da makarnalara sos yapılır. Sabah kahvaltılarında kızartılarak ya da omlet yapılarak yenir. Lüks restoranlarda şık tariflerin yanına doğranarak ya da özel tariflerin üzerine rendelenerek yemeğe hoş bir aroma katar. Videomuzu burada noktalıyoruz. Bu videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız, lütfen beğenerek paylaşmayı, yorum yaparak kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinize sağlıklı bir yaşam diliyoruz. Hoşça kalın.